Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü konumuz sınavlarda başarılı olma stratejileri. Bunun için genellikle test çözmeyi göreceğiz bugün. Nasıl daha iyi test çözebiliriz? Test çözerken sınavlarımıza nelere dikkat edersek daha başarı sağlayabiliriz? Bunlar üzerine biraz konuşacağız. İlk başta test çözme tekniklerinden gelirsek arkadaşlar. Düzenli beslenme, arkadaşlar, sınavın dışında kalan fakat sınav için önemli olan bir konu düzenli beslenme konusu. Çünkü beynimiz vücudumuzun %2'si kadar fakat enerjimizin %20'sini kullanıyor. Yani zihinsel yorgunluklarımız, zihinsel faaliyetlerimiz enerjimizden epey alıyor. Bu yüzden bu faaliyetler içerisinde en önemli faaliyetler bizim için sınav ve buna dönük faaliyetler olduğu için teori, eğitimle ilgili faaliyetler. Bu anlamda zihnimizin gücüne, enerjimize ihtiyacımız var. Bu yüzden mutlaka kahvaltımızı iyi yapmalıyız. Besinlerimizi, besin değerlerimizi iyi almalıyız gün içerisinde ve doğru ve düzenli beslenmeyle test çözmede başarımızı artırabiliriz. Diğer yandan arkadaşlar, mutlaka konuyu öğrendikten sonra test veya soru çözülmesi gerekiyor. Bilmediğimiz bir dersin, bir konunun testini veya sorusunu çözmek bize sadece zaman kaybına neden olacak. Bu yüzden mutlaka önce o konuyu öğrenip, önce o konuyla ilgili soru çözebilecek kadar bilgi sahibi olup, ondan sonra sorulara ve testlere geçmemiz gerekiyor. Diğer türlü sadece bizim için hem zaman kaybı hem de direnç kaybına neden olabilecek. Soruda verilenlere dikkat etmemiz arkadaşlar. Bu noktada zaten sınav kağıtlarını gördüğünüzde, kitaplarda testleri gördüğünüzde mutlaka sizin için dikkatli okumanız gereken yerlerin altı çizili olabilir, kalın yazılmış olabilir. Bunlara dikkat edin. Farklı yazılan şey sizden aslında istenen şey. En çok, en az, değildir, çıkarılabilir, çıkarılamaz gibi altı çizili ve kalın yazılmış yerlere lütfen sorularda dikkat edin. Yine aynı şey arkadaşlar, vurgulanan yerler burada en fazla, en az, en önemli, her zaman, asla gibi vurgu yerlerine, o altı çizili ve kalın yerlere dikkat etmemiz gerek arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar, sorularla ilgili bütün sınavlarda kolay, orta ve zor seviyeli sorular olabilir. Genellikle soruların ağırlığı orta düzeyde birikir. Çok az kolay soru ve çok az zor soru sorulur sınavlarda. Burada bazı sorular çok kolay gelebilir. Burada bu kadar kolay soru sorulmaz deyip küçümsemeden soruları çözmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bazı soruların cevapları, yapılışı çok çok kolay. Burada örnekte 2006 ÖSS sorusunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu soru sorulmuş bir soru ve bu kadar kolay soru sorulmaz veya bu kadar kolay değildir diye zor olmasını beklediğimiz an aslında hata yaptığımız yer. Evet, bu kadar kolay olabiliyor bazen. Yaklaşırken soruları asla önyargılı olmadan, zor ya da kolay diye sınıflandırmadan ne isteniyorsa ona karşılık verilerek çözülmesi bizim için avantaj olacaktır arkadaşlar. Ve uzun sorular arkadaşlar genelde bize korkutucu gelebilir. Çok uzun okuması, uzun anlaması uzun. Bu anlamda sorunun uzun olması arkadaşlar zor olduğu anlamına gelmiyor. Soruyu önce okuyup bu sorular okuduktan sonra çok daha kolay da gelebiliyor. Çünkü zaten okuduğunuzda bir zaman kaybediyorsunuz ve bununla ilgili cevabı da ona nazaran daha kolay çıkabiliyor. Bununla ilgili zaten sınavlarda sizin zaman kullanımınıza gözetildiği için uzun soruları atlamazsanız çok daha basit çözebileceğiniz sorular olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ve soruya arkadaşlar yorum katma. Bunu zaman zaman sınavlarda yapıyoruz ne yazık ki. O soruyla ilgili daha çok bilgimiz var. Daha çok şey biliyoruz, daha derinlemesine bilgilere sahibiz. Fakat soru bizden ne istiyor? Önemli olan o soruyla ilgili kısım orası arkadaşlar. Yorum kattığımız anda biz
daha iyisini, daha doğrusunu biliyor olduğumuz derin bir bilgi olduğu anda eğer soru onu istemiyorsa bizi yanlış yönlendirecektir arkadaşlar. Bu yüzden sorudan uzaklaşmadan soru bizden ne istiyorsa sadece ona odaklanıp onun cevabını vermek önemli testlerde. Ve arkadaşlar kararsız kalıyorsanız bir testte diyelim ki bir seçenek işaretlediniz ve seçenekle ilgili makul düzeyde bilginiz var. Hani dediniz ki ben evet bildiklerime göre doğru cevap bu. Eğer aklınıza başka bir şey gelmiyorsa, yani sonradan o bilgi değişmediyse kafanızda veya yeni bir ipucu gelmediyse o seçeneği değiştirmeyin mümkün mertebe arkadaşlar. Çünkü genellikle ilk işaretlenen o aklımıza gelen bilgi akışı, ilk akış doğru olabiliyor. Sonrakiler daha yorum içerebiliyor. Eğer o bilgi akışı değişmişse ve bundan eminsek değişimden evet hata yapmışım aslında doğrusu buydu diye değiştirebiliyorsak seçeneği değiştirebiliriz. Fakat böyle bir değişiklik yapamıyorsak ilk işaretlediğimizde bırakmanız bizim için avantaj olacaktır arkadaşlar. Ve turlama tekniği arkadaşlar. Bütün sorular yaptığımız yapamadığımız test içerisinde benzer değerlere sahip sorular arkadaşlar. Bu yüzden zorlandığımız ya da yapamadığımız sorularla zaman kaybetmek yerine o soruları boş bırakabiliriz. Boş bırakıp devam edebiliriz. Çünkü orada ne kadar hangi zor soruyu çözdüğünüzün bir önemi yok. Kaç tane soru çözdüğünüzün bir önemi olacak toplamda. Bu yüzden o soru zorsa, size zor geliyorsa devam edip tekrardan testin sonunda diyelim bitirdiğiniz testi başa dönüp takıldığınız soruya, yapamadığınız soruya bakıp turlamayla yapabilirsiniz. Fakat takıldığınızda o soruyla uğraştığınızda diğer sorularınızın zamanından alıyorsunuz aslında ve sırf o soruyu çözdünüz diye diyelim ki 1 dakika ya da 1,5 dakika içeren bir soru fakat siz o soruyu 10 dakika yediniz. Yani 5-6 sorunuzu daha götürmüş oldunuz. Bu anlamda aslında o soruyu çözmeniz size 5-6 soruya mal oldu. Bu yüzden bunu yapmak yerine zorlandığınız soruda, yapamadığınız soruda geçip yapabildiklerinizi yapıp sonrakinde zaten eğer böyle yaparsanız sınavınızın sonunda zamanınız kalacak. Bu yüzden başa dönüp turlama tekniğiyle boş bıraktığınız soruları da yapabileceksiniz arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edin. Farklı zorluk seviyelerinde testler çözmek. Arkadaşlar bizim için hep kolay test çözdüğümüzde sadece yapabiliyoruz'un mutluluğunu yaşayacağımız bir test çözme olur. Fakat sınavlar az önce de söylediğim gibi kolay ya da zor değildir. Kolay, orta ve zor sorulur. Genelde orta kısımda birikir. Eğer hep kolay çözersek sınava geldiğimizde karşılaşmadığımız tarzda biraz daha komplike sorular geldiğinde çözemeyebiliriz. Ya da hep zor çözdüğümüzde, hep zor sorulara odaklandığımızda epey zamanımız gidebilir. Bununla ilgili fazlasıyla yorulabiliriz. Ve aslında daha kolay olan sorulara geldiğimizde ya bu kadar kolay sorulmaz yorumunu yapabiliriz. Bu yüzden mümkün mertebe kolay, orta ve zor testlerden, farklı farklı zorluktaki testlerden çözmemiz bizim için avantaj olacaktır. Çünkü sınavın gerçeği böyle bir şey. Kolay, orta ve zor seviye. Ve arkadaşlar özellikle matematikte yani işlem yapmanız gereken yerlerde, geometride mutlaka kalem kullanın. Çünkü zihnimizden yaptığımızda o an zihnimiz birçok şeyle dolu. Daha önceki soruları çözüyoruz, daha sonraki soruları çözmemiz gerektiğiyle ilgili düşünceler var. Sınavın kendisinin bir kaygısı zaten var. Bu yüzden daha rahat etmek için ve birbirine karıştırmamak için aynı zamanda yaptığımız işlemin kalıcı hale gelmesi için çünkü zihnimizde bir yerde karıştırdığımızda geri dönüp baştan almamız gerekiyor ve tekrar zaman kaybolacak. Bu yüzden yazmak bizim işlerimizi çok daha kolaylaştırabilir arkadaşlar. Mutlaka kalem kullanmak önemli. Ve farklı kaynaklardan test çözmek. Az önce farklı tip sorular dedik. Burada da farklı tip kaynaklardan arkadaşlar. Her kaynak bütün sınavlar veya bütün konular için aynı
özellikte değil arkadaşlar. Bu yüzden farklı farklı soru tiplerini görmek için farklı farklı kaynaklardan çözebiliriz. Bir kaynağın Türkçesi sınava daha yakındır. Diğer kaynağın matematiği sınava daha yakındır. Diğer kaynağın kimyası sınava daha yakındır. Bu yüzden değişik soru tiplerini de görmek için farklı bakış açılarıyla hazırlanmış soruları görmek için yani sınava daha total, daha genel hazırlanabilmek için mümkün mertebe farklı kaynaklar çözmemiz iyi olacaktır arkadaşlar. Ve uzun paragraf sorularında arkadaşlar öncelikle hani paragrafların tamamı neredeyse zaten sınav kağıtlarının sayfaların yarısını veya üçte birini alan sorular oluyor. Bu anlamda paragrafı okumadan önce paragrafta aramamız gereken şey ne? Yani sınav sorusu bizden ne istiyor? Önce soruyu okursak paragrafa bu anlamda istenileni arayacağımız yer olarak dönebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden önce soruyu okuyoruz. Sorudan sonra paragrafa dönüp soruyu paragrafta arıyoruz aslında. Durum böyle paragraf soruları için. Ve yeni öğrendiğimiz konularla ilgili arkadaşlar çözebildiğimiz kısımların artması için, çözme becerimizin artması için mutlaka kolaydan zora doğru gitmemiz gerekiyor. Bir merdiven gibi düşünün bunu. Merdivenin 10. basamağına ulaşmak için birinci basamaktan adım adım gitmeniz gerekiyor. Eğer 10. basamağı sürekli atlamaya çalışırsanız çok zorlanacaksınız. Siz de testlerde, konularda direkt zor sorudan başlarsanız daha yeni yeni çözebiliyor olduğunuz bir şeyde daha çok karmaşık olan problemleri çözememeniz çok normal. Bu yüzden kolaydan başlayıp, basit işlemden başlayıp oradaki birikimlerinizi daha zor sorularda da kullanabileceğiniz hale getirirseniz kolaydan zora doğru bir taktik sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar, biz genelde çok emin olduğumuz sorularda bu hatayı yapıyoruz. Doğru gördüğümüz seçeneği hemen işaretliyoruz. Aslında bu bize diğer seçenekleri kontrol etmediğimizde daha doğru olan, en doğru olanı bulmamızı engelleyebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden mümkün mertebe bütün seçenekleri okuyalım ki bizden ne istenmiş? Çünkü evet o da istenmiş olabilir ama belki en genel bir şey istenmiştir veya o şıkların tamamının hepsi seçeneği diye bir seçenek vardır belki sonunda. Bu anlamda mümkün mertebe şıkları okuyarak cevaplarsak zaten doğru bildiğimiz eğer oysa geri dönüp onu işaretleyeceğiz. Eğer başka birisi daha doğru gelecekse doğru çözme şansını kaçırmamış olacağız. Bu anlamda tüm seçenekleri lütfen okuyalım. Ve çok hızlı okumak arkadaşlar. Çok hızlı okuduğumuzda yetiştirme kaygısıyla beraber çok fazla yanlış yapabiliriz. Bu anlamda alışkın olduğumuz hız neyse ki zaten sınavlardan önce biz test çözerken zamana karşı testler çözüyoruz. Bu anlamda nasıl okuyorsak, nasıl devam ediyorsa test çözme hızımız sınavda da aynı şekilde olmalı. Çünkü hızlı çözmemiz demek, yani hızlı okumamız demek hızlı çözebileceğimiz anlamına gelmiyor. Bu anlamda hızlı okumaya başladığımızda belki karışacak kafamız. Belki okuduğumuzdan bir şey anlamayacağız. Çünkü telaş da yapacağız bu anlamda. Bu yüzden mümkün mertebe alışkın olduğumuz şekilde çözmemiz, alışkın olduğumuz hızda çözmemiz. Burada da şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Sınavlardan önce arkadaşlar, eğer okuma hızımız yavaşsa veya daha hızlandırmamız gerekiyorsa, zaman yetişmiyorsa hızlı okuma ile ilgili tekniklere başvurabiliriz sınavdan öncesinde. Yani hazırlık aşamasında bunu kontrol edip bu yüzden kontrolü yapabileceğimiz yerde zamana karşı testler çözmek, zamana karşı denemeler çözmek, zamana karşı konu testleri çözmek ve bir zaman tutarak ne kadar hızlıyız veya zamanımız yetiyor mu bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Sınava bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve molalar arkadaşlar bizim için önemli gereçler. Bu yüzden kesintisiz saatlerce ders çalışmamız çok da verimli olmuyor. Çünkü en başta bir konu geçmişte zihnimiz bir enerji harcıyor ve çok ciddi enerji harcıyor. Bu yüzden bu enerji harcamasında ara molalar vermemiz gerekiyor. Bu molalar 40-45 dakika ideal ders çalışma zamanından sonra bir 10-15 dakikalık molalar halinde arkadaşlar. Çünkü eğer dinlendirmezsek aşağı doğru inen bir enerji seviyesi var ve bu sizin saatleriniz ilerlediğinde
Aslında sadece masada oturduğunuz anlamına da gelebilir. Yani ders çalışmaktan verim alamadığınız anlamına da gelebilir. Bu sizi bıktırabilir veya daha fazla yanlış yapmanıza neden olabilir. Bu yüzden mümkün mertebe mola vererek, yani zihnimizi yenileyerek, dinlenerek tekrar diğer derse geçmeliyiz arkadaşlar. Ve sevgili gençler, kendimize sınavlar için veya yaptığımız işler için mutlaka güvenimiz olması gerekiyor. Bu anlamda doğru yaptığımız şeyleri görmek adına bu önemli. Fakat burada korkmamız, çekinmemiz gereken şey, olmaması gereken şey aşırı güven. Yani ben her şeyi hallederim. Ben zaten yaparım. Çalışmadan da olur. Ben zaten çok zekiyim gibi söylemler bizi çok fazlasıyla hüsrana uğratabilir arkadaşlar. Kendimize güvenmememiz de diğer taraftan zaten hüsran sebebi, bunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yapmamız gerekeni yapıp, çalışmamız gereken kadar çalışıp, düzenli takip edip sonra kendimize tabii ki güveneceğiz. Evet, ben çalıştım, elimden geleni zaten yaptım, yapmam gerekeni ortaya koydum. Bundan sonrası benim yapabileceğim bir sınav olacak değil. Buna göre sınavlara girmeliyiz. Diğer türlü ben hallederim, bizim işlerimizi sınavda çok çözmüyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar testlerde, sınavlarda, denemelerde mutlaka çözemediğimiz soruları öğretmenlerimize sormamız gerekiyor. Bizim için testlerde önemli olan kısım, yani düzelteceğimiz, aslında bize kazandıracak kısım şurası. Diyelim ki 50 tane soru çözdük. Bunun içinden 5 tane yanlış yaptıysak, aslında o 5 tane yanlışı öğretmenimizle beraber çözdüğümüzde o 5 tane bizim o sınavdan kazancımız. Denemede diyelim ki 120 sorudan 20 tane yanlış yaptık. O 20 tane yanlışı bizim gidip düzeltmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor ki o denemeden kazancımızı elde edelim. Yoksa diğer çözdüğümüz, doğru çözdüğümüz sorular aslında bizim zaten bildiğimiz şeyler. Fakat bizim amacımız ne? Netlerimizi artırmak, öğrenmediğimiz eksiklerimizi belirleyip bunları tamamlamak. Bu yüzden test çözerken mutlaka yanlış yaptığımız yerlere, boş bıraktığımız yerlere dikkat edip buraları çözmeden asla geçmemeliyiz arkadaşlar. Yoksa test deneme amacına ulaşmamış olacak. Ve arkadaşlar sınavlarımız için tabii ki önemsiz demek doğru değil. Bu anlamda önemli sınavlar sizin okul seçeceğiniz, meslek seçeceğiniz sınavlar. Bu anlamda buna dikkat ederek, zaten özenerek çalışıyorsunuz düzenli bir şekilde. Fakat hayatınızın tamamının sınav olmadığını, yani sınavda alacağımız olumsuz bir sonucun tüm hayatımızı karartmayacağını da bilmemiz gerekiyor. Sadece bir kısmı ile ilgili evet olumsuz bir geri dönüt aldık, fakat bunun telafisinin her zaman olacağı bir yer sınav. Bu yüzden olumlu düşüncelerle başlamak, zaten elimizden geleni yaptık o zamana kadar. Şimdi sınavdayızı bilmek gerekiyor. Sadece orada o güne kadar yaptığımız, gösterdiğimiz performansları sahaya sürmek kalıyor. Bunun için olumlu düşüncelerle devam etmeniz önemli olacak. Sınavdan önce ihtiyaçlarınızı gidermeniz önemli olacak. Böyle yaparsanız çok daha rahat bir sınav geçirmiş olursunuz. Ve arkadaşlar sınavda iken sadece sınav sorularını çözmemiz gerekiyor. Yani şöyle yaptığımızda, biz bazen sınavlarda sınav sonrasında da olabiliyoruz. Bu soruyu çözemedim, bana ne diyecekler? İşte bu sınavı kazanamazsam annem babam bana ne der? Bu üniversiteyi kazanamazsam bana ne diyecekler? Sınavdan sonrasıyla ilgili yarıştığımız veya telaşlandığımız alanlar var. Sınav sadece orada olmamızı gerektiriyor. 20 tane sorumuz varsa o 20 tane soruda olmamız gerekiyor. 40 tane Türkçe, 40 tane matematik sorumuz varsa sadece orada olmamız gerekiyor. Sonrası yaptık, yapamadık, o sınavdan sonranın meselesi arkadaşlar. Sınavda sadece orada olursak performansımız çok daha fazla artacaktır. Ve bilmediğimiz soruları boş bırakmak arkadaşlar. Burada zaten biliyorsunuz 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu yüzden hiç bilmediğimiz, yorumumuz olmayan kısımda soruları boş bırakmamız gerekiyor. Eğer seçenekleri daralttık diyelim, 2 tane seçeneğimiz var. Bunun içinden birini seçebilirsiniz. Şansınız %50 olacak. O anlamda size getiri götürüsünü hesaplayıp, eğer getirisi fazlaysa bu iki seçenekten birini işaretlemenin, yani
Birkaç tane böyle kaldınız diyelim ki bir tanesi doğru olsa hepsini karşılıyor olursa mümkün mertebe seçebilirsiniz. Ve arkadaşlar kaygı zamanında, sınav öncesinde veya sınav anında mutlaka bununla ilgili çözüm yollarına gitmemiz gerekiyor. Bunu kontrol altına almamız gerekiyor. Bu yüzden nefes egzersizi yapabiliriz. Daha önceki seminer konusunda, geçmişte sınav kaygısı konusunda olumlu iç telkinler yapabiliriz. Yapabileceğimizi ve hazır olduğumuzu, sınav öncesinde hazırlandığımızı kendimize seslendirip, evet ben hazırlandım, hazırım ve şimdi bunu sınav kağıdına yansıtacağım diyebiliriz. Nefes egzersizi, özellikle kas egzersizi bizi rahatlatacaktır arkadaşlar. O gerginliğimizi, o anki vücut direncimizi alacaktır. Bu yüzden mümkün mertebe kaygı duyduğunuz anda bu yöntemleri kullanın. Ve bize zaman kaybettireceğini düşündüğümüz için bazen sınavdaki kodlamayı en sona bırakıyoruz arkadaşlar. Bu kodlamayı en sona bırakmamız bizim kaydırma yapmamızı neden olabilir. Birincisi o. İkincisi, sınav kodlamasının zamanı yetmeyebilir. Çünkü kodlama için ayrıca zamanlar verilmez. Bu yüzden sınav zamanı içinde dahil olduğundan mümkün mertebe ya tek tek soruların cevaplarını çözüp hemen cevap kağıdına geçmemiz gerekiyor ya da sayfa sayfa. Diyelim bir sayfada dört tane soru var. Dört tane soruyu çözdünüz. Dördünün cevabını işaretleyebilirsiniz sonraki sayfaya geçerken. Sonraki sayfada yine aynı şekilde. Fakat sınavın sonuna bıraktığımızda dediğimiz gibi ya zaman yetmeyebilir ya da kaydırma tehlikesi çok yüksek. Çünkü 120 tane sorunuz varsa 120'sini arka arkaya cevaplayacaksınız. Cevap kağıdına geçireceksiniz. Bu anlamda kaydırma yapma ihtimaliniz, o boş bıraktığınız, çözemediğiniz soruları atlamanız gerekiyor. Çünkü tek tek kontrol etmeniz çok daha fazla zaman kaybına neden olacak sizin için. Ve kontrol arkadaşlar, sınav evrakınızı teslim etmeden önce mutlaka kodlamaları yaptığınızdan emin olun. Eksik bilgi olmadığını, bu anlamda sizden istenen bilgileri girdiğinizi, ayrıyeten boş bıraktığınız soruları ve bu boş bıraktığınız soru sayısını, kaç soru çözdüğünüzü bir kontrol edin. Çünkü eğer bunları kontrol ederseniz şunu da görmüş olursunuz. Kaydırma yapmış mısınız? Atladığınız soru var mı? Ya da çözüp cevap anahtarına yazmadığınız soru var mı? Bunların da kontrolünü sağlamış olursunuz. Size net kaybından sizi engellemiş olacaktır bu durum. Sınavda başarılı olma ve özellikle test çözme üzerinden gittik arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Buradaki bugün paylaştığımız konulara dikkat ederseniz zaten düzenli çalıştıktan, verimli bir çalışma dönemi geçirdikten sonra bu taktiklerle beraber işte zaman kullanma, soruları yorumlama, işaretlemedeki taktiklerle beraber sınavların hepsinde başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. Bu yüzden önce çalışıp sonra kendimize güvenmemiz şart arkadaşlar. Böyle yaptığımızda bütün sınavlarda başarılı olacağız demektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.